İyi akşamlar sayın seyirciler. 30 Haziran gündemine yansıyan gelişmelerle ana haberde karşınızdayız. Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar İngiltere'deki temaslarını sürdürüyor. Manchester'da yaşayan Kıbrıs Türklerinin onuruna düzenlediği resepsiyona katılan Cumhurbaşkanı Tatar sonrasında Londra'ya geçti. Tatar bugün Londra'da 7. Kıbrıs Türk Kültür Festivali'nin açılışına katılarak konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı yarınsa Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin kişisel temsilcisi Holguin'le görüşecek. İngiltere ziyaretini sürdüren Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Manchester'da yaşayan Kıbrıs Türkleriyle resepsiyonda bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Tatar, onuruna düzenlenen resepsiyona, Türk toplumu temsilcileri yanında Pakistan, Bangladeş ve diğer Müslüman toplumu temsilcileri de katıldı. Resepsiyonda konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs konusunda katılımcıları bilgilendirdi. Türkiye ile her zaman tek vücut olarak hareket ettiklerini, bölgede barış, huzur ve güvenlik içinde bir gelecek için çalıştıklarını anlattı. Kıbrıs'ta iki devlet olduğunu kaydeden Tatar, Kıbrıs'ta iki üste sahip garantör ülke İngiltere'nin Kıbrıs Türk halkının beklentilerine cevap vermesini beklediklerini söyledi. Türkiye'nin desteğiyle iki devletli çözüm siyasetini kararlılıkla sürdürdüklerine dikkati çeken Tatar, Kıbrıs'ta iki devlet ve iki egemen halk olduğunu, bu gerçek dışında çözümün olamayacağını vurguladı. Birçok ülkeyi ziyaret ederek ve birçok yetkiliyle görüşerek yeni siyaseti anlattığını ifade eden Tatar, uluslararası camianın da kendilerine destek vermeye başladığını belirtti. Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs'ta iki devletin işbirliği içerisinde geleceği inşa edebileceğini anlatarak Rum yönetimine işbirliği çağrısını yeniledi. Tatar, egemen bir halk ve bağımsız bir devlet çatısı altında Kıbrıs'ta adil, sürdürülebilir, güvenlik, huzur içinde yaşayacakları bir anlaşma istediklerini dile getirerek Kıbrıs'ta işbirliğine ihtiyaç olduğunu, iki devletin enerji başta olmak üzere her alanda işbirliği yapabileceğini söyledi. Resepsiyonun ardından Londra'ya geçen Cumhurbaşkanı Tatar, Enfield'da Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi tarafından düzenlenen 7. Kıbrıs Türk Kültür Festivali'ne katılarak açılış konuşmasını yaptı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Londra temasları çerçevesinde BM Genel Sekreterinin kişisel temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'la görüşecek. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Londra'da Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi tarafından düzenlenen 7. Kıbrıs Türk Kültür Festivali'ne katıldı. Festivalin açılışında konuşan Tatar, İngiltere'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne direkt uçuşların önemine işaret etti ve ambargoların kabul edilemez olduğunu vurguladı. Yardımcılarımız ve basın mensupları. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eşi Sibel Tatar'la birlikte Londra'da Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi tarafından düzenlenen 7. Kıbrıs Türk Kültür Festivali'ne katıldı. Festivalin açılışında İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi Başkanı Kenan Nafi, Birleşik Krallık Parlamentosu eski üyelerinden Duncan Smith ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Londra temsilcisi Çimen Keskin'le Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş birer konuşma yaptı. Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da İngiltere'deki gelecek nesillere geçmişin anlatılmasının önemine vurgu yaparak bu çalışmalara destek vermeye devam edeceklerini ifade etti. Ataoğlu, ambargolara rağmen ülkenin gelişmesi, yurt dışında yaşayan vatandaşların toprağından, kültüründen ve dilinden kopmaması için çalıştıklarını söyledi. Ülkeye ulaşımı kolaylaştırmak adına atılan adımları ve yapılan çalışmaları da anlatan Ataoğlu, ülkenin gelişmesi ve ambargoların kırılması için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise festivalde yaptığı konuşmada, İngiltere'deki vatandaşlara Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının sevgi, saygı ve selamlarını iletti. Kıbrıs Türk'ünün Türkiye'nin desteğiyle her alanda, her yaşadığı yerde geliştiğini ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sahip çıktığını belirten Tatar, devletin Kıbrıs Türk halkını birbirine bağladığını vurguladı. Tatar, İngiltere'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne direkt uçuşlar konusuna da değindi. Direkt uçuşların sadece Kıbrıs Türk halkı için değil, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan İngilizler için de önem taşıdığını ifade eden Tatar, ambargoların kabul edilemez olduğunu söyledi. Tatar, Kıbrıs Türk halkına yapılan haksızlıkları da anlatarak artık buna son verilmesi gerektiğini ve Kıbrıs sorununun yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini kaydetti. Tatar seçimde aday olanlara da başarılar dilediği konuşmasında, parlamentoda Kıbrıs Türk halkının sesi
niyeti olanların seçilmesinin önemine vurguladı. Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan ve Kıbrıs Türk halkının milli mücadele dönemi, müzakere süreçleriyle son dönemde ortaya konan iki devletli çözüm siyaseti sonrası yaşanan gelişmeleri içeren video gösterimi yapıldı. Daha sonra Türk okulları gösteriler ve müzik dinletisi sundu. Festival açılış töreni sonrasında Cumhurbaşkanı Tatar, eşi Sibel Tatar'la diğer yetkililer ve konuklarla standları gezdi. Anı fotoğrafları çekildi. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü'nün mezuniyet töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, bağımsızlık ve egemenliğimizden asla taviz vermeyeceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü'nün mezuniyet törenine katıldı. Törende mezun öğrencilere seslenen Töre, Kıbrıs Türklerinin Türk milletinin bir parçası olduğuna vurgu yaptı. Gazze'de bugün bir katliam yaşandığına değinen Töre, yaşanan vahşet karşısında medeni denilen ülke ve çevrelerin bu duruma sessiz kaldığını söyledi. Utanın, utanın! Biz utanıyoruz ama siz utanmıyorsunuz. Bu ne barbarlıktır? Bu ne vahşettir? Bu ne biçim soykırımdır? 21. yüzyıldayız ama vahşet devam ediyor. Mezun olan öğrencilerin emperyalist ve sömürgecilere aldanmaması gerektiğini ifade eden Töre, bulundukları ülkeyi ve milleti çok sevmelerini istedi. Kıbrıs'ta barış istiyoruz. Ama Kıbrıs'ta barış isterken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden taviz vermeyiz. Topraklarımızdan, egemenliğimizden taviz vermeyiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin bütünlüğünden taviz vermeyiz. Sayın seyirciler, Ulusal Birlik Partisi Milletvekili ve Genel Sekreter Oğuzhan Hasipoğlu, Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi'nde görüşülüp onaylanan Maraş'ın yasal sakinlerine iadesi talebi kararını değerlendirdi. Kıbrıs meselesinde sadece Kıbrıs Rumların hassasiyetini içeren konunun tartışılmasının adil olmadığını vurgulayan Hasipoğlu, Türk halkına uygulanan izolasyonlar ve ambargoların gündemde olması gereken konular olduğunu kaydetti. Hasipoğlu, AKPA'nın Maraş kararı bizi yolumuzdan döndüremez dedi. Representative of Turkish Cypriot people. Ulusal Birlik Partisi Milletvekili ve Genel Sekreter Oğuzhan Hasipoğlu, 26-28 Haziran tarihlerinde Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi Siyasi İşler ve Demokrasi Komitesi'nde raportörlüğünü İtalyan Milletvekili Piero Fassino'nun yaptığı Maraş'ın yasal sakinlerine iadesi talebi başlıklı kararın Strasbourg'daki genel kurul görüşmesi ve ardından yapılan oylamasına katıldı. UBP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Hasipoğlu, kararın içeriğiyle ilgili farklı tartışmalarda söz alarak konuşma yaptı. Açıklamada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti heyetinin Tuğrul Türkeş Başkanlığındaki Türkiye heyeti ve Piero Fassino ile oylama öncesinde birer görüşme yaparak karara değişiklik önerileri verdiği belirtildi. Değişiklik önerilerinin kısmen kabul edildiği genel kurul oylamasında Türkiye heyeti ile birlikte kararın bütününe red oyu verilirken karar oy çokluğuyla genel kurul tarafından kabul edildi. Maraş kararını AKPA Türkiye heyetinin toplantı sonunda sunduğu karşı görüş metninin de kararın ekine eklenmesi kabul edildi. Kararda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 550 ve 789 sayılı kararları temelinde Maraş'ın BM denetimine devredilerek veya karşılıklı güven önlemleri çerçevesinde meşru sakinlerine iade edilmesinin Kıbrıs sorununa kapsamlı çözüme büyük katkı sağlayacağı görüşü savunuldu. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan heyet başkanı Oğuzhan Hasipoğlu, 4 yıl süresince karar taslağının AKPA'da tartışıldığını belirterek, raporun Kıbrıs meselesinde sadece Kıbrıs Rumların hassasiyetini içeren bir konu olduğunu ve sadece bu konunun tartışılmasının adil olmadığını vurguladı. Daha önceki tüm çözüm planlarına ve BM önerilerine olumlu yaklaşan Kıbrıs Türk halkına uygulanan izolasyonlar ve ambargoların aslında gündemde olması gereken konular olduğuna dikkati çeken Hasipoğlu, şunları kaydetti. En az Rumlar kadar egemen olduğumuz uluslararası eşit statümüzün var olduğunu, AB tarafından söz verilip de tutulmayan doğrudan ticaret hakkı, doğrudan uçuşlar
Maruz kalınan sportif vesaire ambargoları dile getirdik. Çözüm ister gibi davranan ancak bizleri eşit olarak değil azınlık olarak gören Rum zihniyetinin ödüllendirilmeye devam etmesi kaygı vericidir. Kararın uluslararası hukuk kuralları içerisinde Maraş açılımına devam edilmesini engellemeyeceğinin altını çizen Hasiboğlu, bilakis raporda yer alan hatalı olguların ve yanlış siyasi değerlendirmelerin zaman içerisinde farklı bir halde tezahür edeceğini uluslararası camiaya ispatı için bize imkan sağlamış olacak dedi. Sayın seyirciler, bugün 30 Haziran Polis Günü. Polis örgütünün kuruluşunun 60. yıl dönümü ve 30 Haziran Polis Günü nedeniyle Polis Genel Müdürü Kasım Kuni Başkanlığı'nda polis mensuplarından oluşan heyet tarafından sırasıyla Atatürk Kanadı, Kıbrıs Türk Halkı'nın Varoluş ve Özgürlük Mücadelesi Lideri Doktor Fazıl Küçük'ün anıt mezarı ve kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın mozolesine çelenk sunularak saygı duruşunda bulunuldu. Polis Teşkilatı'nın 60. kuruluş yıldönümü nedeniyle dün akşamda Lefkoşa'da polis birimleri tanıtım etkinliği gerçekleştirildi. Polis halk işbirliğini güçlendirmek amacıyla düzenlenen etkinlikte polis birimleri halka tanıtıldı. Kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenen Polis Haftası kutlama etkinlikleri kapsamında Lefkoşa Zahra Sokak'ta polis birimleri tanıtım etkinliği yapıldı. Polis halk işbirliğinin güçlendirilmesi hedeflenen etkinlikte kurulan standlarda polis birimleri halka tanıtıldı. Çeşitli gösterilerinde yer aldığı etkinlikte bilgilendirici el broşürleri dağıtıldı ve polis örgütünde kullanılan çeşitli motorlu araçlar sergilendi. Polis Genel Müdürlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Şube Amiri Yılmaz Hacıoğulları etkinlikle ilgili BRT'ye bilgi verdi. Halka kendimizi daha yakından tanıtabilmek adına polis birimlerinin tanıtımını Zahra Sokak'ta halkla iç içe olarak yapmayı tasarladık. Yine bu gördüğünüz alanda polis örgütünde kullanılan araçların sergisi var. Bunlar hakkında yine merak edenlere kullanılan araçlar ve diğer polis birimlerinin tanıtımıyla ilgili merak edilen sorular cevaplamak üzere arkadaşlarımız tedbirlerini almışlardır. Etkinlikte ayrıca polis mensuplarından oluşan Polis Genel Müdürlüğü Orkestrası halka müzik dinletisi sundu. İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, polis teşkilatının kuruluşundan bu yana ülke genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına önemli katkılar sağladığını vurguladı. Polis Günü ve Polis Teşkilatı'nın 60. kuruluş yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımlayan İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, polisin ülkenin güvenlik ve kamu düzeninin sağlanmasındaki kritik rolüne vurgu yaptı. Polis Teşkilatı'nın kuruluşundan bu yana ülke genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına önemli katkılar sağladığını belirten Oğuz, polisin suçlarla mücadele, trafik güvenliği ve olaylara hızlı müdahale gibi alanlarda da başarılar elde ettiğini kaydetti. Bakan Oğuz mesajında polis teşkilatının fedakar çalışanlarına teşekkür ederek onların gece gündüz demeden görevlerini yerine getirme azmi ve kararlılığının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı için büyük bir güvence kaynağı olduğunu vurguladı. Girne'ye bağlı Dikben Aşağı Dikben Mahallesi'ndeki muhtarlık seçimi için bölge halkı bugün sandık başına gitti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yerel Kuruluş Organları ara seçimi çerçevesinde Girne'ye bağlı Dikben Aşağı Dikben Mahallesi'ndeki halk muhtarlık seçimi için oy kullandı. Mustafa Cumhur, Tahir Sancak, Levent Efendi, Ahmet Ulutan, Cengiz Topelak ve Kaan Güçsav'ın yarıştığı muhtarlık seçimi için sabah 8'de başlayan oy verme işlemi 18'de tamamlandı. Seçim sonucunun birkaç saat içinde belli olması bekleniyor.
Tatlı su doğal ürün pazarı düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışta konuşan Cumhurbaşkanı Vekili Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, kırsal bölgelerde yapılan üretimin ev ekonomisine sağlayacağı büyük katkıya dikkati çekti. Töre, tatlı sunun incisi Harnov'un özel teşviklerle desteklenmesi gerektiğini de belirterek, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'nın bu yönde yürüttüğü çalışmaların önemli olduğunu söyledi. Tatlı su doğal ürün pazarı düzenlenen törenle hizmete açıldı. Pazarın açılışını Cumhurbaşkanı Vekili Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre yaptı. Açılışta konuşan Tatlı Su Belediye Başkanı Hayri Orçan, tatlı suda üretilen doğal ürünleri tüketiciyle buluşturmaya amaçladıklarını ve pazarda bölge halkının geleneksel yöntemlerle ürettikleri ürünlerin satışa sunulacağını söyledi. Burada yapmaya çalıştığımız hem bölgedeki özellikle kadınlarımız ve tüm üretenler olmak üzere onların ürettiklerini birinci elden tüketiciye sağlıklı bir şekilde ulaştırmak. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş da tarımsal üretimin önemine ve bakanlık olarak verdikleri desteklere işaret etti. Bu bölge de seracılıkta önde gelen bir bölgemiz ve bizim için çok önemli. Topraktan sofraya giden bu yolculukta bakanlık olarak sadece üretimi değil aynı zamanda eğitimi de destekliyoruz ve bilinçlendiriyoruz. Cumhurbaşkanı Vekili Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre'de kırsal bölgelerde yapılan üretimin ev ekonomisine büyük katkı sağlayacağını ve aile yapısını güçlendireceğini ifade etti. Arnavut ürününü elbette desteklemek gerekir. Özel teşvik de vermek gerekir. Tarım Doğal Kaynaklar Bakanlığımız, hükümetimiz zaten tarım sektörüne ayrı bir önem veriyor. Töre geçtiğimiz günlerde Hayvancılar Birliği'nin yaptığı eylemleri de anımsatarak devletin kurumsal yapısına yönelik protestolardan sakınılmasını istedi. Ama şimdiki sıkıntıları bahane ederek felaketleri yaşıyoruz, yok oluyoruz, bitiyoruz, tükeniyoruz gibi söylemler yapan bazı siyasiler gerçekleri saptırıyorlar. Devleti erozyona uğratmak doğru değildir. 20 Temmuz'da Kıbrıs Türk halkının yeniden dirilişinin kutlanacağına işaret eden töre, 20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı'nın çizdiği coğrafya üzerinde bir devlet kurulduğunu hatırlattı. Hiç kimse 20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı'na dilini uzatmasın. Hiç kimse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni karalamasın. Meclis Başkanı törenin konuşmasının ardından kurdele kesimi gerçekleşti ve standlar gezildi. Doğal ürünlerin tüketiciyle buluştuğu pazar her pazar günü açık olacak. Sayın seyirciler, bu sabah Güngör Taşocakları mevkisinde yangın çıktı. Yangın sonucu 20 dönüm ormanlık alan içerisindeki maki bitki örtüsü, yabani harnoplar, yabani zeytin ağaçları ve çam ağaçları yanarak zarar gördü. Polis basın subaylığından yapılan açıklamaya göre bugün saat 9 sıralarında Güngör Taşocakları mevkiinde yangın çıktı. Yangına polis itfaiye, orman dairesi ekipleri ve iş makineleriyle müdahale edildi. Yangın sonucu 5 dönümlük alan içerisindeki çöp ve molozlar, 20 dönüm ormanlık alan içerisindeki maki bitki örtüsü, yabani harnuplar, yabani zeytin ağaçları ve çam ağaçları yanarak zarar gördü. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Gazze'deyiz. İsrail'in büyük bir insani felakete yol açtığı Gazze şeridine yönelik saldırıları 268. gününde devam ediyor. Resmi rakamlara göre Gazze'de can kaybı 37.877'ye çıktı. Filistin Arap Birliği'ni Gazze ve Batı Şeria için olağanüstü toplantıya çağırdı. İsrail'in 268 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 37.877'ye çıktı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 3 katliam gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 43 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 111 kişinin yaralandığı belirtildi. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin
sayısı 37.877'ye, yaralananların sayısı da 86.969'a yükseldi. Sağlık Bakanlığı bölgedeki yakıtın tükenmek üzere olduğu konusunda da uyarılarda bulundu. 48 saat içerisinde bölgedeki hastane ve oksijen istasyonlarının çalışmalarının duracağını bildiren bakanlık, ilgili tüm uluslararası ve insan hakları kuruluşlarına acilen müdahale etmeleri çağrısı yaptı. Bu gelişmeler üzerine Filistin Arap Birliği'ni Gazze ve Batı Şeria için olağanüstü toplantıya çağırdı. Filistin'in Arap Birliği daimi temsilcisi Büyükelçi Muhannet Akluk, Ramallah yönetiminin Arap Birliği'ne bu hafta olağanüstü toplanması talebinde bulunduğunu belirtti. Fransa'ya geçiyoruz. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un erken genel seçim kararıyla bugün sandık başına gitti. Sabah saatlerinde başlayan oy verme işlemi halen devam ediyor. İki tur halinde gerçekleştirilecek seçimlerde halk Fransız Ulusal Meclisi'ndeki 577 sandalyeyi belirleyecek. Fransa'da düzenlenen erken genel seçimlerde ilk tur oylaması sürüyor. Yaklaşık 68 milyon 400 bin nüfuslu ülkede 49,5 milyon Fransız seçmen 5 yıl boyunca kendilerini ulusal mecliste temsil edecek 577 milletvekilini belirlemek için sandığa gitti. Oy verme işlemi büyük kentlerde yerel saatte saat 20'ye kadar devam edecek. Seçim yarışında merkez sağcı Cumhuriyetçiler Partisi'nin lideri Eric Ciotti ve aşırı sağcı Marine Le Pen Partisi Ulusal Birlik'le Halk Cephesi İttifakı ve Cumhuriyet İçin Hep Birlikte İttifakı öne çıkıyor. 4009 milletvekili adayının yarıştığı seçimin ilk tur oylamasında %12,5 ve üzeri oy alan adaylar 7 Temmuz'da yapılacak ikinci tura katılabilecek. Mecliste salt çoğunluğu elde etmek için parti veya ittifakların 289 milletvekiline ulaşması gerekiyor. Tekrar yurttayız. 52. İskele Festivali kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Festival çerçevesinde dün akşam halk dansları ekiplerinin tanıtım gösterisi yer aldı. Gecede ayrıca Grup Otantik de muhteşem bir konser verdi. Geleneksel İskele Festivali çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Festival kapsamında 27. Uluslararası İskele Belediyesi Halk Dansları Festivali'ne katılan ekiplerin dans gösterisi yer aldı. İskele Belediyesi Açık Hava Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte ilk olarak Grup Otantik sahne aldı. Grubun solisti Mustafa Kutbettin seslendirdiği şarkılarla geceye katılanlara müzik ziyafeti sundu. Daha sonra Uluslararası Halk Dansları Festivali'ne katılan ekiplerin tanıtım gösterileri yer aldı. Festivale katılan Türkiye, Macaristan, Uruguay, Bolivya, Rusya ve İran ekipleri birbirinden güzel danslar sergiledi. Bültenimizin sonunda Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'nun 8-10 yaş grubu tiyatro ekibinin gösterilerini ekranlarınıza taşıyoruz. Lefkoşa Belediye Tiyatrosu 8-10 yaş grubu tiyatro ekibi yıl boyunca Asu Demircioğlu eğitmenliğinde yaptıkları çalışmaları Lefkoşa Belediye Tiyatrosu sahnesinde gösteri merhaba olarak sundu. Merhaba, ben Cemre Sandali. 11 Mayıs 1907, 23 Ocak 1989 yılları arasında İspanya'da yaşadım. İki farklı grup YDTV ve Dijital Kabus isimli oyunları sahneledi. Oyunlar izleyenler tarafından ayakta alkışlandı. Büyük bir heyecanla oyunlarını sergileyen küçük tiyatroculara gösteri sonunda Lefkoşa Belediye Tiyatrosu sanat yönetmeni Cem Aykut tarafından katılım belgeleri verildi. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. İyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.
Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes forması giyen Kıbrıs'ta Türk basketbolcu Erten Gazi ile anlaşmaya vardı. Anadolu Efes forması giyen 26 yaşındaki guard Erten Gazi ile tanıştı. NCAA kariyeri sonrası 2020 yılında rotayı Anadolu Efes'e çeviren Erten, geride bıraktığımız sezonda Efes formasıyla Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 8.3 sayı ve 1.6 rebound ortalamaları yakaladı. 2024 Paris Olimpiyatlarına katılacak olan atletlerin belirlenmesi için 1 Temmuz 2023 tarihinde başlayan yarışma periyodu bugün sona eriyor. Olimpiyat hedefiyle yoğun bir sezon geçiren temsilcimiz Buse Savaşkan da son günde Türkiye Şampiyonası'nda piste çıkarak hedefine ulaşmaya başlıyor. Paris Olimpiyatları'nın yüksek atlama branşına dünya genelinde en iyi 32 atlet katılım gösterecek. Şu ana kadar 16 atlet 1.97'lik dereceyi geride bırakarak direkt olarak olimpiyatlara katılım hakkı elde etti. Buse Savaşkan ise 1201 puanla 26. konumda bulunuyor. Basketbol Extend Erkekler Ligi'nde Savoy Marmara tarihinde ilk kez finale çıktı. Yarı final serisi 3. maçında Çetinkaya'yı 66-39 yenen Savoy Marmara seriyi 2-1 kazandı. Savoy Marmara'da Stefan ve Muğur maçta öne çıkan isimler oldu. Maçı Çetinkaya Kulübü Başkanı Mehmet Tatar da izledi. Öte yandan Sezer Larnaka Gençler Birliği Savoy Marmara arasındaki final serisi yarın başlıyor. Serinin ilk maçı İskele'de saat 20'de oynanacak. Dark Blue 2. Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Ligi yarın başlıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Voleybol Federasyonu ve Yüksek Başgıda işbirliğinde gerçekleşecek olan Dark Blue 2. Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Ligi'nde ilk gün karşılaşmalarında U12 kızlar ve U13 erkekler kategorisinde grup müsabakalarında toplam 37 karşılaşma oynanacak. Şampiyonaya 3 Temmuz Çarşamba akşamı saat 18.30'da başlayacak olan Osman Çetintaş Büyükler Ligi ve 5 Temmuz Cuma akşamı saat 18.30'da başlayacak olan U16 kız ve U17 erkek kategorileri grup müsabakalarıyla devam edilecek. Tekvando, Karate, Judo, Aikido Federasyonu tarafından organize edilen General Choi Hong Hee Zor Hareketler Yüksekte Kırış Şampiyonası yapıldı. Kadınlarda Havin Yılmaz, Melek Ünver, Daria Şeymuskevska, Zaliha Arpacıoğlu, Zeynep Kürekçi, Hira Kürekçi, Melis Mina Kızıltaş, Emine Şahin ve Tuvana Yeleğen, Utku Kavin Yeleğen, Ela Yağısoy, İnci Demir ve Aroşa Anari kategorilerinde ilk sırayı aldılar. Erkeklerde ise Şakir Atınç Yağısoy, Ali Arpacıoğlu, Berat Sütçü, Yağız Arkın Akalın, Karan Arkın Akalın, Ali Kencebay, Mustafa Kemal Çağlar, Doğu Göktürk Yeleğen ve Kerem Kencebay birinciliği alan isimler oldular. Euro 2024 son 16 turu maçında ev sahibi Almanya, Danimarka'yı 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Almanya bu sonucun ardından Euro 2024'te adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu. Şampiyonada şu sıralarda İngiltere ile Slovakya karşılaşırken saat 22'de ise İspanya-Gürcistan maçı oynanacak. Lionel Messi'nin forma giymediği maçta Arjantin, Copa America B grubu 3. mücadelesinde Peru'yu 2-0 mağlup etti. Arjantin, Peru'yu mağlup ederek Copa America'da grup etabını kayıpsız geçti. Bu grubun diğer maçında Kanada ile Şili 0-0 berabere kaldılar. Kanada 4 puanla bir üst tura çıktı. Yol bisikletinin en önemli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun açılış etabını Fransız sporcusu Romain Bardet kazandı. 1903'ten bu yana düzenlenmesinden dolayı turların en eski ve prestijlisi olarak kabul edilen Tour de France'ın startı 26. kez Fransa dışında bir ülkeden verildi. İtalya organizasyon tarihinde ilk kez açılış etabına ev sahipliği yaptı. Florence Rimini arasındaki 206 kilometrelik açılış etabında Romain Bardet 5 saat 7 dakika 22 saniyelik derecesiyle birinci sırada yer aldı ve ilk kez sarı mayonun sahibi oldu. Güçlü markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sunar.
Sıcak karakterli alçak basın sistemiyle nemli hava kütlesinin etkisinde kalacak olan yurdumuzda hava açık ve az bulutlu, bir ara hafif sağanak yağmurlu geçmesi bekleniyor. Rüzgar güney ve batı yönlerden orta kuvvetli esmesi bekleniyor. Bu gece en düşük hava sıcaklığı ise Lefkoşa 22, Girne 26, Alevkayası 20, Güzelyurt 21, Gazi Mausa 20, Lefke 26, Yeni Erenköy 25 ve İskele'de ise 24 derece dolaylarında olacak. Yarın gündüz en yüksek hava sıcaklığı Lefkoşa 40, Girne 36, Alevkayası 33, Güzelyurt 38, Gazi Mausa 34, Lefke 36, Yeni Erenköy 35 ve İskele'de 36 derece dolaylarında olacak. Bölgemiz denizlerinde hava açık ve az bulutlu, rüzgar güney ve batı yönlerden 4 ile 5 kuvvetinde esecek. Deniz orta dalgalı, tahmini dalga yüksekliği 2 metre dolaylarında olacak. Orman yangın olasılığı ve ultraviyole radyasyonu kritik olması beklenmekte. Güçlü markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sundu. Ekolojik edebiyat, doğa savunuculuğu, bir antroposen eleştirisi. Yardımcı doçent doktor Emel Kaya, doğanın savunucularına konuk oluyor. Doktor Gülhisar Eroğlu'yla doğanın savunucuları pazartesi 18'de BRT 1'de. Göbek ve kasık fıtığı nasıl oluşur? Tiroid nodülleri ve hastalıkları nelerdir? Tiroid kanseri nedir? Safra kesesi taşı ve safra yolları hastalıkları nelerdir? Meme kanseri tanı ve tedavisinde önemli bilgiler, erken tanı yöntemleri, mide bağırsak kanseri ve hastalıkları teşhis ve tedavi yöntemleri nelerdir? Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Doktor Diş Hekimi Ahmet Özan soruyor, Genel Cerrahi Uzmanı Doktor Kamer Çorba Küçük yanıtlıyor. En sağlıklı sohbetler pazartesi 17'de BRT 1'de. Merhabalar, Artox'un...